answer when I'm calling up your line. I've been making all these moves and you know I'm about to shine. Told you all I've always been about the grind. Now I'm rolling to the spot just in time, time, time. I knock 'em down like some dominoes, bitch, I'm on a roll. Knock 'em down like some dominoes, what you hating for? Come around and I gotta go, sorry, had a piece. Man, this lifestyle isn't for the weak, 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 yeah. All it takes a little push. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5 Online'da tekrardan bir para hilesini göstereceğim arkadaşlar. Bugünkü hilemizin ismi Haste Editor. Daha önce de sizlere göstermiştim arkadaşlar bu hileyi ama Haste yapımını göstermiştim arkadaşlar bu hilede. Şimdi bu hileyle araba satarak tek arabada 7-8 milyon civarı bir para elde edeceğiz arkadaşlar. Ama bunu çok fazla kullanmayın arkadaşlar. Çünkü tek arabadan yüksek miktarda bir para alacağımız için riski yüksek olacaktır. O yüzden günde yalnızca bir araba satın arkadaşlar. Daha fazlasını yapmayın. Bildiğiniz gibi bunlar bedava hileler ve her zaman belli bir riskleri bulunuyor. Eğer hiç ban yemek istemiyorsanız açıklamada Instagram hesabımız mevcut. Oradan gelip bizden satın alabilirsiniz. Bizden satın aldığınızda herhangi bir riskiniz olmuyor arkadaşlar. Zaten o fiyatlara da hiç risk alacağınızı düşünmüyorum. Buna ek olarak GTA 5'ten ban yediyseniz ya da bir arkadaşınızın GTA 5'e ihtiyacı var ise yine gelip bizden GTA 5 hesapları da satın alabilirsiniz. Hesapların yanında para ve level paketleri de olduğu için oyuna sıfırdan başlamamış oluyorsunuz arkadaşlar. Kolayca gelişebiliyorsunuz yani. Son olarak yeni çıkan oyunları çok ucuz fiyatlara satın alıp orijinal bir şekilde oynamak istiyorsanız arkadaşlar Kaptan Kaplan Aktivatör projemize de bir göz atabilirsiniz. Oyunların asıl olduğu fiyatlardan çok daha ucuz fiyatlara satın alıp orijinal bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Daha detaylı bilgi için açıklamadaki Instagram hesabımızdan ya da direkt web sitemizden satın alıp iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Her neyse şimdi hilemizin yapımına geçebiliriz. Öncelikle arkadaşlar size bu hilenin linkini açıklamada vereceğim. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar içerisinde bir exe dosyası var. Bunu masa üstüne çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Hileyi indirirken virüs algılandı tarzında bir hata alırsanız antivirüslerinizi kapatın arkadaşlar. Çünkü bunlar 3. parti yazılımlar, hile yazılımları ve antivirüsleriniz bunları virüs olarak görüyor arkadaşlar. Bunun haricinde eğer hile videonun ileriki dakikalarında bende çalıştığı gibi sizde çalışmazsa açıklamada 2 adet çözüm videosu var arkadaşlar. Onları izleyin. Onları izlediğinizde sorununuz çözülecektir arkadaşlar. Bunu masaüstümüze çıkardıktan sonra artık tek yapmamız gereken direkt olarak Story Mode'a girmek arkadaşlar. Story Mode'a girdikten sonra arkadaşlar öncelikle yapmamız gerekenler oyun ayarlarına girmek. Buradan arkadaşlar grafik bölümüne geliyoruz. Ve oyunu Windowed yani pencereli moda alıyoruz arkadaşlar hileyi daha kolay kullanabilmemiz için. Buradaki resolution'ı monitörünüzün boyutuna göre küçültün arkadaşlar. Örneğin ben 720p yapıyorum. Sonrasında arkadaşlar bu en aşağıda pause game on focus loss'u off yapıyorsunuz. Bu şekilde biz alt tab yaptığımızda oyunu dondurmayacak arkadaşlar ve hileyi kullanabileceğiz. Bu ayarları yaptıktan sonra artık direkt olarak invite only session ya da solo session'a giriş yapabiliriz arkadaşlar. Invite only session'a girdikten sonra arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken internette bir araç satın almak. En ucuz aracı da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yalnızca personal car'ları yani kendi araçlarımızı satabiliyoruz. Buradan iki kapılıya gelin arkadaşlar. Sonra en ucuz yapın. Gördüğünüz gibi burada 90 bin dolarlık bir tane araba var. Bunu satın alabilirsiniz ya da South San Andreas'tan da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Burada sanırım daha ucuzları da vardır. Her neyse ben size direkt buradan göstereceğim arkadaşlar. Buradan 90 bin dolarlık aracı satın alıyorum ve bunu garajıma göndermesini bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bildirimi geldi. Araç garajımıza gelmiş arkadaşlar. Hemen onu alalım. Aracı aldıktan sonra bunu LS Custom'a sürüyoruz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra arkadaşlar hilemizi açabiliriz artık. Hileye sağ tıklayıp oyuncu olarak çalıştır diyoruz. Önümüze gelen yere evet diyoruz arkadaşlar. Sonrasında buradan dil seçiyoruz. Dilerseniz Türkçe'yi de seçebilirsiniz. Ben İngilizce'yi seçeceğim arkadaşlar. Sonra launch diyorum. Önünüze böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Tamam deyin. Sonrasında arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hilenin birçok özelliği de var. Daha önceki Haste Editor videolarında da bu hileyle nasıl Haste yaptığınızı da göstermiştim. Kayo Perico Haste için. Ama Kayo Perico'yu biraz güncellediler arkadaşlar. O yüzden artık eskisi gibi para kasamıyorsunuz Kayo'dan. Buradaki Haste bölümlerinde eğer Haste yaparak para kazanmak istiyorsanız bu hiledeki ayarlar sizde
işler için yardımcı olacaktır arkadaşlar sizlere. Örneğin mesela heislerin preplerini, yani bu malzeme toplama görevlerini tamamen geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin burada Ski Preparations bölümü var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Heist'in böyle malzeme toplama görevlerini falan, küçük görevlerini geçmiş oluyorsunuz tamamen. Sonra buradan da kullanıcıların alabileceği maksimum parayı arttırabiliyorsunuz. Ben bu videoda size onları göstermeyeceğim. Direkt kolayca araba satmayı göstereceğim arkadaşlar. Kullanacağımız yer burası olacak. Hileyi açıp oyuna dönüyoruz arkadaşlar. Sonrasında aracı içeriye sokuyoruz. Aracı bir yerlere çarptıysanız önce repairleyin arkadaşlar. Sonrasında satma bölümüne geliyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar hileye dönüyoruz ve buraya sell cost'a 8 milyonun altında bir değer veriyoruz. Kesinlikle 8 milyonun üzerine satmayın arkadaşlar. 8 milyonun üstü çok daha fazla riskli olacaktır arkadaşlar. O yüzden 7.5 milyona satabilirsiniz. Örneğin ben bunu 7.5 milyona satacağım. 7.5 milyon yazıyorum arkadaşlar buraya. 7 milyon 500 bin yazdım. Sonrasında set diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunda da satış değeri değişiyor. Sonrasında sell diyorum arkadaşlar. Confirm diyorum. Sonrasında arkadaşlar başka yapmanız gereken bir şey yok. Para birazdan çok güzel bir şekilde gelecek. Gördüğünüz gibi para çok güzel bir şekilde geldi arkadaşlar. Bunu söylediğim gibi günde yalnızca bir kere yapın. Daha da fazla yapmayın arkadaşlar. Çünkü zaten yüksek miktarda bir para veriyor ve riskinizi arttırmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden bunu yaptıktan sonra o gün içerisinde bir daha kullanmayın. Eğer hiç ban yemek istemiyorsanız arkadaşlar yine açıklamadaki Instagram hesabımızdan gelip bizden satın alabilirsiniz. Bizden satın aldığınızda herhangi bir riskiniz olmuyor arkadaşlar. Yine söylediğim gibi eğer GTA 5'ten ban yediyseniz ya da bir arkadaşınızın GTA 5'e ihtiyacı varsa yine gelip bizden GTA 5 hesapları da satın alabilirsiniz. Bu kadar. Şimdi hileyi nasıl sileceğinizi sizlere göstereceğim. Hileyi silmek için arkadaşlar tek yapmamız gereken masa üstünden bu Haste Editor dosyasını silmek. Siz bu RAR dosyasını da silebilirsiniz ama ben şimdi bunu yükleyeceğim için silmeyeceğim. Bu kadar. Eğer daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay arkadaşlar.